Bugün sizlerle birlikte soğan yahnisi yapacağım. 9 adet küçük soğanım var. Farklılık olsun diye 1 adet kapya biber kullanacağım. Birazcık salça. 500 gram da dana etimiz var. Ocağımın altını açıyorum. Tencerem biraz ısındıktan sonra yarım kilogram etimi tencereme ekleyerek kavurma işlemine geçeceğim. Etimiz suyunu salana kadar bu şekilde kavurma işlemine devam edelim. Etimiz suyunu salmaya başladı. Şimdi iyice kavurma işlemine yine devam edeceğiz. Ardından da bir bardak sıcak su ilave ekleyip kavurma işlemini bir süre daha devam ettireceğim. Etimiz tamamen suyunu çekti. Şimdi bir bardak su ilave edip pişirme işlemini devam ettiriyoruz. Tuzumu ilave ediyorum aynı zamanda da. Etimiz iyice suyunu çekti. Şimdi yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum etimin içerisine. Birkaç kez şu şekilde karıştırdıktan sonra salçamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Salçayla birlikte etimi biraz daha kavurma işlemine devam ediyorum. Ardından yemeğimize renk versin diye bir adet kapya biberimi bu şekilde ince ince doğradım ve etimin içerisine şimdi ekledim. Biraz daha kavuralım. Şimdi sarımsaklarımı ilave ediyorum. 3 diş sarımsak kullandım ve bu şekilde ince ince doğradım onları. Şimdi soğanlarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Ben bu şekilde soğanlar kullandım. Siz isterseniz arpacık soğan kullanabilirsiniz. Biraz daha kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğanlarımızın dağılmamasına dikkat edelim. Birkaç kez bu şekilde karıştırmanız yeterli olacaktır. Şimdi yemeğimizin üzerine hafif bir şekilde geçmesine dikkat edelim. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Karabiber, pul biber ve tuz gibi baharatlarımızı da ilave edelim. Baharatları ekledikten sonra şöyle biraz daha karıştıralım. Şimdi kapağımızı kapatalım. Tekrardan kaynamaya başlayınca kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika boyunca yemeğimizi pişirelim. Evet, soğanlarımız iyice yumuşamış. Yemeğimiz artık pişti. Servis hale geldi. Servise hazır hale geldi. Yaklaşık 30 dakika boyunca pişirdim ben. Şimdiden afiyet olsun herkese.